Sevgili arkadaşlar, hepinizi anti-emperyalist, anti-kapitalist, anti-sosyalist, anti-nazist, en önemlisi de Türkiye özeline ait olmak üzere anti-firavunist bilinçle selamlıyorum. Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil. Nuri, 29 Mayıs 1934'te Maraş'ta Hatice Vecihe Hanım ve Emin Efendi Hoca'nın çocukları olarak dünyaya geldi. 29 Mayıs'ı doğum günü kabul ve ilan eden kendisiydi. Bu ilanı bir röportajında, "Güzel İstanbul'umuzun Müslüman olduğu, bize katıldığı günü doğum günüm sayıyorum" sözleriyle açıklayacaktı. Maraş'ta Yörük Selim Mahallesi'nde Çaldıran Sokak'ta kiremit çatısı olan iki katlı bir evde oturuyorlardı. Nuri'nin çocukluğu bu kiremit çatının altında geçti. Bu önemli bir husustu. Zira o dönemde Maraş'ta böyle kiremit çatısı olan birkaç ev vardı. Onun dışında tüm evlerin çatısı ya topraktan ya tenekedendi. Anneciği Hatice Hanım'ın çocukluğu Halep'te geçmişti. O dönemde devletimize bağlı çok büyük bir şehir olan Halep'te okuyan Hatice Hanım, ana dili gibi Arapça konuşabiliyordu. Eğitimli bir annenin çocuğu olmak Nuri'ye pek iyi gelecekti. Bundan sebep bir röportajında çocukluğundan bahsederken, "İdeolojik ilk mürebbiyem annemdir" diyecekti. Bunun yanında babasını da bir yol gösterici, bir öğretmen olarak kabul ediyordu. Anne babası Nuri'yi Peygamber Efendimizin izinden yetiştiriyordu. Sürekli onun çok cömert olduğunu anlatıyorlardı oğullarına. İşte bunun için Nuri de kendisini bu bilinçle yetiştirdikleri için onlara hep minnet duyarak yaşayacak, hayatını böyle şekillendirecekti. Ailesi, Nuri'nin yaşamında üzerine titreyen bir ailenin yanında, kendisinin de hep hissettiği gibi birer rehber olarak bulunuyordu. Hep üzerine titreyen yanları, resmi öğretiye ve yeni kurulan devletin okullarına duyamadıkları güven ve içlerinden söküp atamadıkları kaygı sebebiyle Nuri'nin eğitimi konusunda ağırdan almaya karar vermişti. Bunun için Nuri, İlkokula 3 yıl geç başlamış ve ilkokuldan sonra da ortaokula gitmek için 3 yıl beklemişti. Tabii o bekleyişlerde de rehber yönlerini devreye soktular. Nuri, okula yazılmayı beklediği süreyi boş geçirmedi. Ahmet Kuşçu adlı bir aile dostları evlerine geliyor, Nuri'ye okuma yazma öğretiyordu. Bu iş için babacığı Emin Efendi bir kara tahta bile almıştı. Ahmet öğretmeni, Nuri'yi birebir ilkokula başlatmıştı. Okumayı iyiden iyiye söken Nuri, aradan hiç zaman geçmemiş gibi sınavla 3. sınıftan ilkokula kaydoldu. Okul hayatı liseye başladığında tam anlamıyla bir rutine girmişti. Şimdi özellikle edebiyat ve Fransızca derslerinde kendini bulduğunu hissediyordu. Şimdi içinde keşfettikleriyle yeni adımlar atmalıydı. Genç, yeni, küçük adımlar. Hamle adını verdiği bir dergiyi çıkarmaya başladı. Bu ilk adım çok küçük bir adım olsa da, Hamle sadece bir lise dergisi olsa da, yarattığı etki çok daha fazlasını kapsıyordu. Öyle ki Nurullah Ataç, bir yazısında Nuri Pakdil'in iyi bir yazar, İyi bir düşünür olacağını umuyorum" diye övmüştü Nuri'yi. "Ben antikapitalist, antifaşist, antinazist, antisiyonist, antisosyalist ve en önemlisi de Türkiye özelinde olmak üzere antifiravunist bir bilince ve iradeye sahip devrimci bir yazarım." Evet, Nuri Pakdil kendinden hep böyle bahsediyordu. Devrimciliğinin temelinde yatan da İslamiyet'e olan sarsılmaz bağlılığıydı. Dinimizin öngördüğü özgürlükçü, devrimci, ilerici,
bağımsız ve her türlü sömürüye karşı duran yaklaşımını benimsemişti. İnsanın yalnızca emeğinin karşılığını yiyebileceğini vurgular bu din. Ve hayatını tamamen bu emek üzerine kurmayı hedeflemişti. Geldiği noktaya bakılırsa başarmıştı da. Yine bir başka röportajda kendini yazıları üzerinden ifade ettiği bir açıklaması şöyleydi. Benim için yazı yazmak bir bakıma savaşmak demektir. Çünkü yazılarımda her türlü putçuluğa karşı, her türlü yabancılaştırmaya karşı, her türlü sapmalara karşı vermekte olduğum savaş anlatılmaktadır. Yazılarımda kirli mülkiyet tutkusunun insanı ele geçirmesi anlatılmaktadır. Yazılarım, kapitalizme ve sömürü düzenine karşı bir tepkiyi, bir eleştiriyi ifade etmektedir. Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi'nin geçmişle bağı koparan yeni kuşaklarla iletişim kurmak için yayımladığını vurguluyordu. Çünkü insanımızın yaşanan yeni günlerden sonra tarihi birikimlerle arasındaki o bağ kopmuştu. Yeni kuşak, yoğun bir yabancılaşmanın tesiri altındaydı. İşte bu sebepten çıkılan yolda, yayımlanan bu dergilerde, biz sanatın, edebiyatın işlevinin tüm sömürülere karşı durmak olduğunu söylüyorduk. İnandıklarımızı yazıyorduk, yazdıklarımıza inanıyorduk. Savaşım için yoğun direnç gerektiğini, bu direncin de sanatın, edebiyatın özünde var olduğunu söylüyorduk, diyordu Nuri Pakdil. Ona göre edebiyat, bir uygarlığın varoluş savaşının adıydı. Böyle bir tanımın gölgesinde çıkan dergiler de kimseye, hiçbir şirkete, örgüte ya da herhangi bir menfaat grubuna sırtını dayamıyordu. Çok zor şartlarda da olsa kendini oluşturuyor, yaşatıyor ve sürdürüyordu. Nuri Pakdil, 2014'te yaptığı bir açıklamada muhafazakar değil, devrimci olduğunu, sağcı ya da solcu değil, İslamcı olduğunu özellikle vurguladı. Bunun yanında Marksizm ya da komünizme yakınlık hissetmediğini, ancak ilgiyle takip ettiğini de belirtmişti. Günümüz gençliğinin ilgiyle takip ettiği Pakdil, aynı yıl Kasım ayında da Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkine layık görüldü. Pakdil bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Memleketinde yürüyüş yaparken kalça kemiğini kırmış ve tedavi altına alınmıştı. Pakdil, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 18 Ekim'de hayata gözlerini kapadı. 85 yaşındaydı. Gençlerimize ve geleceğimize hep umutla bakıyorum diyen devrimci, İslamcı şair kimliğiyle edebiyatımızı şereflendiren, yedi güzel adamın ağabeyi, bir Nuri Pakdil geçti bu dünyadan.